12 Eylül sonrasında generallerin kafasındaki Türk... Deniz Baykal ile Erdal İnönü arasındaki bu mücadelede Baykal tam 3 kez kongrede Erdal İnönü'ye yenildi. Ancak Baykal ve ekibi CHP yıllarından gelen bir tecrübeyle iktidar hedefini hiç kaybetmedi. 1991 seçimleri %20.8 oy oranıyla SHP'ye iktidar kapısını açtı. İnönü bu dönemde oyların bölünmemesi ve DSP'nin tek kişilik parti olduğu eleştirisiyle Sosyal Demokrat Hareket'te birlik sağlamaya çalışıyordu. DYP ile kurulan koalisyon 4 yıllık bir icraat dönemi yaşadı. CHP bir yandan hükümet ve ülkenin sorunlarıyla boğuşuyor, bir yandan da parti içi çekişmelerle uğraşıyordu. Deniz Baykal ve arkadaşları 1992 yılında CHP'yi kurdu. CHP'den ayrılan bu grubun mecliste 21 milletvekili vardı. Ben şimdi diyorum ki 11-12 Eylül kurultayında yeniden genel başkanlığa aday olmayacağım. 1993'te Erdal İnönü parti genel başkanlığından ayrılmaya karar verdi. Neredeyse her yıl birkaç büyük kongre yapan SHP ciddi bir güven bunalımı yaşıyordu. Partinin genel başkanlığına Murat Karayalçın seçildi. Sevgili genel başkanım, bundan sonra da ilginizi, sevginizi, desteğinizi aslanlardan esirgemeyeceğinizi bilerek size bundan sonraki yaşamınızda mutluluklar diliyorum eşinizle birlikte. 1994 yerel seçimleri bu bölünmenin ağır bir bedeli olduğunu gösteriyordu. Yerel seçimlerde SHP %13.6, DSP %8.8 ve CHP %4.6 oy aldı. Seçimin galibi ise Refah Partisi'ydi. 1995'te CHP ile SHP yeniden birleşmeye karar verdi. Bu defa Deniz Baykal muradına ermiş ve partinin genel başkanı olmuştu. 1995 seçimleri halkın bu birleşmeyle hiç tatmin olmadığını gösterdi. Parti içi zipler nedeniyle CHP'den uzaklaşan seçmen sadece %10.6 oy vermişti. Buna karşılık DSP'nin oy oranı %14.6 olmuş ve ilk kez Ecevit Sosyal Demokrat kanatta birinci parti konumuna yükselmişti. 1998 yılında Baykal'ın desteğini çekmesiyle Mesut Yılmaz'ın azınlık hükümeti çöktü. Ardından Bülent Ecevit 18 Nisan 1999 seçimleri öncesi bir azınlık hükümeti kurdu. Tam da o günlerde Ecevit'e Kenya'dan bir seçim armağanı geldi. Hoş geldin. Nasılsın?
18 Nisan seçimleri sonunda DSP %22.2 ile birinci parti olurken CHP barajı aşamadı ve tarihinde ilk kez meclis dışında kaldı. Bu yenilgi sonunda Baykal istifa etti. Yerine Altan Öymen genel başkan oldu. 1999 yılında CHP bir kez daha liderlik yarışına sahne oldu. Öymen dışarıya yansıyan bu çekişmede yeniden genel başkan seçildi. Ancak parti yönetiminde yeniden Baykalcı kanat ağırlık kazanmıştı. CHP'nin bitmeyen grupçuluk hizip imajına son noktayı ise yine Deniz Baykal koydu. 30 Eylül 2000'de halkın onu geri istediği gerekçesiyle parti genel başkanlığına aday olduğunu ilan etti. Kongrede seçimleri kazandığı ve genel başkanlık makamına oturdu. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimi ve zihniyeti tek adam, başka kimse konuşması. Tek ses bir zaman sonra yok ses haline geliyor. Diğerleri yok ses oluyor. Ben sorsam Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel sekreteri kim desem biraz düşünerek cevap vereceksiniz. Oysa bir sosyal demokrat parti, bir sol partinin söz ve karar hakkı tabandadır. Halkın içerisinden biriken düşünce yoğrularak yukarıya doğru gelmeli. O mekanizma kalkmıştır. Baykal'ın bu son icraat döneminde üye kayıtları ve partinin ağır toplarına dönük ihraç kararları nedeniyle yeniden istifalar, protestolar yükseldi. Cumhuriyet Halk Partisi kısaca kimliğini kaybetti, kişiliğini kaybetti. Cumhuriyet Halk Partisi her şeyden önce devrimci heyecanını yitirdi. Tarihine ve misyonuna ihanet etti. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunları söylüyorum ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticileri buna neden oldu. Bunu açıkça ortaya koymak gerekiyor. CHP'den ayrılanlar yeni arayışlar için yelken açtı. 1999 Nisan seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin parlamento dışında kalmasının nedeni Baykal yönetiminin CHP programındaki sosyal demokrat ilke ve öncelikleri yok sayan, rüzgara göre biçimlenen içeriksiz politikalarıdır. DSP ise CHP'nin aksine parti içi çekişmeleri olmayan sakin bir imaj çizmişti. Ancak parti içinde bütün karar alma sürecinde Ecevit çiftinin imzası olduğu, partinin Ecevitlerin kadife eldiveniyle yönetildiği iddiaları hiç eksik olmadı. DSP'de bardağı taşıran gerilim ise son kongrede yaşandı. Partinin iktidardaki uygulamalarından memnun olmadığını ve parti içi demokrasinin işlemediğini söyleyen Sema Pişkinsüt, genel başkanlık için adaylığını ilan etti. Ezel ebed Ecevit diyen partili kadroların yoğun protestosuyla karşılaşan Pişkinsüt'e kongrede konuşma izni verilmedi. Tartaklandı. Onu bırak! Onu bırak! Şimdi biz bunları, düşünceyi, ifadeyi, demokratikleşmenin parti içerisindeki eli ayağı olan partinin kurumlarını, partinin kurullarını çalıştırmada sorunlarımız varsa, o zaman Türkiye'nin sorunlarını nasıl kucaklarız? Türkiye'nin son 18 yılına damgasını vuran, emekçilere sizin için varız diyen iki sosyal demokrat partisinin hisseli hikayesinin özeti böyle. Birini parti içi iktidar savaşları, diğerini ise rekabetsiz bir iktidar koltuğu yıpratıyor. Özgürlükçü olduğunu söyleyen iki parti, demokrasiyi kendi evinde uygulayamıyor.